çok değişkenli limitlerde 0 bölü 0 belirsizliğinden eşlenik çarpımı ile kurtulma. Bu videomuzda çok değişkenli fonksiyonlarda limit konusunda 0 bölü 0 belirsizliği ile karşılaştığımızda eşlenik çarpımı ile bundan nasıl kurtuluruz onu konuşacağız. Öncelikle eşlenik çarpımına 0 bölü 0 belirsizliklerinde ne zaman başvurulur bunu netleştirmekte fayda vardır. Çok net bir belirleyicimiz vardır bu noktada. Kök içeren 0 bölü 0 belirsizliği belirsizliklerinde eşlenik çarpımı kullanılır. Bir kere önümüze gelen her soruda aklımıza getireceğimiz bir yöntem değildir bu. 0 bölü 0 belirsizliği ile karşılaşacağız ve limitin içerisinde köklü bir ifade olacak. Çok uzatılacak bir yöntem değil. Burada bir örneğini yapıp bu videomuzu noktalayacağız. Limit x'ye 0, 0 noktasına giderken, yaklaşırken x kare artı y kare bölü kök içinde x kare artı y kare artı 1 eksi 1. Böyle bir fonksiyon tanımlanmış olsun. Bunun limiti nedir diye soruluyor varsayalım. Şimdi Burada karşımızda nasıl bir limit sorusu olduğunu anlamak için ilk iş x yerine 0, y yerine 0 koyup bir olayı teşhis edelim. x yerine 0, y yerine 0 koyunca pay 0 çıkıyor. x yerine 0, y yerine 0 koyunca burası kök 1. Burası da 1. Kök 1 dışarı 1 çıkar. 1 eksi 1'den aşağısı da 0 etti. 0 bölü 0 belirsizliği ile karşılaştık. Normalde 0 böl bölü 0 belirsizliği ile karşılaşınca ilk aklımızda çarpanlara ayırma mümkün mü o gelmedi. Çarpanlara ayırma burada yapabileceğimiz bir durum söz konusu değil. Çarpanlara ayırıp sadeleştirme arayacaktık. Çarpanlara ayırma mümkün değilse aklımıza getirmemiz gereken ikinci yöntemimiz eşlenik çarpımı olacaktır. Eşlenik çarpımı dediğimiz şey köklü kısmın eşleniği ile hem payı hem paydayı çarparız. Arkasından sadeleştirme ararız. Şimdi bu söylediğimiz işlemi yapalım. x y 0 0'a giderken x kare artı y kare ile bu paydadaki ifadenin eşleniği arasının artı halidir. Bunun ile hem paydayı hem payı çarpıyoruz. x kare artı y kare artı 1 artı 1. Bunun eşleniği budur. Köklü ifade pay kısmında da payda kısmında da olabilir. Fark etmez. Onun eşleniği ile her zaman hem payı hem paydayı çarpacağız. Bölü kök içinde x kare artı y kare artı 1 eksi 1 çarpı kök içinde x kare artı y kare artı 1 artı 1. Bir. Yukarıda birbirinin eşleniği olmadığı için orada herhangi bir çarpma işlemi yapmayacağız. Sadece eşleniklerin bulunduğu yerde çarpmayı yapacağız. Yukarısını olduğu gibi yazıyorum. X kare artı y kare kök içinde x kare artı y kare artı 1 artı 1. Bir. Aşağıda birbirinin eşleniği olan ifadeler var. Bunu da bunu çarptığımızda kök kalkar. x kare artı y kare artı 1 diye dışarı çıkar bu ifade. Aradaki eksi ile artıyı çarparız. Eksi. 1 ile 1'i çarparız. 1. Buradaki eksi 1 ile artı 1 bir birbirini götürdü. Aşağıda farklı bir renge geçelim x kare artı y kare kaldı. Yukarıdaki bir ifadeyle bu sadeleşir mi diye arayacağız. Eşlenik çarpımını yaptıktan sonra mutlaka aşağıdaki ifadeyle ile yukarıdaki ifade arasında bir sadeleştirme çıkmalı ki belirsizlikten kurtulalım. Soruyu çözüme götürebilelim. x kare artı y kareler birbirini götürdü. Devamında kalan limit fonksiyon gibi davranan bir limittir artık. kök içinde x kare artı y kare artı 1 artı 1. x yerine 0, y yerine 0 koyarsak burası kök 1 çıkar. Bir de artı 1 var. Kök 1 dışarı 1 çıkar. 1 artı 1'den sorumuzun cevabı 2'dir. 0 bölü 0 z ile karşılaştığımızda ilk olarak aklımıza çarpanları ayırma getireceğiz. Ama mümkün değil. O zaman içinde kök var mı bunun? Kök varsa eşlenik çarpımı aklımıza getireceğiz. Kök yoksa eşlenik çarpımı yöntemi de işe yaramıyordur. Bir sonraki yöntemimiz olan acaba kutupsal dönüşümle bu belirsizlikten kurtulabilir miyiz düşüneceğiz. Ki bir sonraki videomuzun konusu da çok değişkenli limitlerde 0 bölü 0 belirsizliğinde kutupsal dönüşüm yöntemi olacak. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.